Tercihler için son güne geldik. Hiç endişelenmemize gerek yok arkadaşlar. Bizleri çok güzel liseler zaten bekliyor. İnşallah hepimiz ilk tercihimize yerleşiriz. Hepimiz istediğimiz okullara yerleşiriz. Ama mutlaka ister ikinci tercihimize yerleşelim, ister 3, ister 4, ister 10 hiç fark etmez. Bütün liseler Türkiye'de çok güzel ve bizler de çalıştığımız zaman üniversite sınavlarında harika başarılar elde edeceğiz. Dolayısıyla arkamıza yaslanalım ve güzel güzel tercihlerimizin sonuçlarını bekleyelim. Sizin için en iyi olan liseye gireceksiniz. Bunun için hiç endişelenmemize gerek yok. Tonguç Akademi olarak biz 9'da, 10'da, 11'de, 12. sınıfta yani kampüste sizlere her zaman destek olacağız. 10 Ağustos'ta tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak. Dolayısıyla bu kontenjanlar açıklandığı zaman birinci nakili, ikinci nakili takip ederekten de çok güzel liselere yerleşebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen sorularınızı cevaplayalım. Deal Level demiş ki, hocam mesela nakilde bir okula boşluk oluştu. İki kişi orayı tercih etse, tercih önceliği neye bağlı olarak veriliyor? Artı verilebilir misiniz demiş. Arkadaşlar eğer iki kişide boşluk oluştuysa ve iki kişi orayı tercih ettiyse, daha doğrusu boşluk oluşup iki kişi tercih ettiyse, tabii ki puanı yüksek olan, dilimi iyi olan, işte devamsızlığı az olan, buna benzer şeylere dikkat ediliyor. Yani sizler adrese dayalı da orta öğretim başarı puanı ve neye dikkat ediyordunuz? Tabii ki bu devamsızlığına dikkat ediliyordu. Yine aynı şekilde eğer adrese dayalı da boşluk oluşursa kontenjanlarda buna dikkat ediliyor. Eğer sınavla girilene bakılıyorsa burada da dilime dikkat ediliyor. Dolayısıyla sen diyelim ki Galatasaray Lisesi'ne boşluk oluştu ama sen çok düşük puan aldıysan Galatasaray Lisesi'ne gitme ihtimalin birazcık zayıf. Ama sen Kabataş'ı tercih etmeyip Kabataş puanıyla böyle bekliyorsan ve Galatasaray'da boşluk oluştuysa bir şekilde oraya girebilirsin. Ama bizler mutlaka ek kontenjanları takip edelim. Nakilleri takip edelim. Neden biliyor musunuz? Size bakın ilginç bir şey anlatacağım. Hatta öğrencimizin ismi de Emir'di. Emir diye bir öğrencim vardı benim. Durumu çok iyi değildi. Derslerine çalışmıyordu. Böyle zayıftı falan. Böyle çok çok iyi bir sınav sonucu geçirmemişti. Fakat sınavdan sonra ek kontenjanları ailesiyle beraber çok sıkı sıkıya takip etti. Ve ne oldu biliyor musunuz? Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki boşluğa yerleşti ve sınıfta kaldı. Yani zaten hani o kadar kendisinden yüksek bir okula yerleşti ki sınıfta başarılı olamadı. Ben bunu neden anlatıyorum? Yani bazen sürpriz okullara bile yerleşebilirsiniz. Yeter ki nakilleri sıkı sıkıya takip edin ailenize beraber. Ama tabii ki sizler ister nakillerde yerleşin, ister yerleşmeyin. İster birinci tercihinize geçin, ister onuncu tercihinize. Mutlaka mutlaka çalıştığınız sürece lisede 9'da, 10'da, 11'de iyi bir gayretle zaten esas başarınızı üniversite sınavında göstereceksiniz. Hocam hazırlık Faruk FSAL'nin sorusuna bakıyoruz. Fen Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi galiba soy ismi. Hocam hazırlık okuyacak öğrenciler 9. sınıf konularına yaz saatinde çalışmalı. Şimdi hazırlık okuyacaksak arkadaşlar tabii ki 9. sınıftaki tüm müfredattan sorumlu olmayacağız. Ama yine matematikte, fende belli temelleri almamız lazım. Zaten bizim 8'den 9'a kampımıza geliyor. Hemen mantık videosuyla 9. sınıfa giriş yapacağız. Bizden takip edebilirsiniz. Böyle sıkı sıkıya çok yoğun çalışmanız gerek yok. Ama hazırlık olan okullarda da yine hazırlığın yanında, İngilizcenin yanında mutlaka matematikte, Türkçe'de, fende belli temel konular gösterilecek. Dolayısıyla 9'un tüm ağır müfredatına çalışmasanız bile belli müfredatlara bakmanız lazım. Zaten 9. sınıf en önemli sınıf. Neden biliyor musunuz? 9. sınıfın konuları üniversite sınavının yani TYT'nin %50'sini oluşturuyor. Yani üniversite sınavında eğer siz Boğaziçi, ODTÜ, tıp, eczacılık, hukuk gibi bölümler istiyorsanız zaten mutlaka 9. sınıf konularına çok iyi hakim olmanız lazım. Dolayısıyla bunlara önceden çalışmak, bunları tekrar etmenin hiçbir zararı yok. İngilizceyi de hallettiğiniz zaman zaten güzel bir günler sizi bekliyor. Tercihimizi nasıl onaylayacağız? Tabii ki okul müdürlüklerine gideceksiniz. Orada rehber hocalar, müdür yardımcıları sizlere mutlaka destek olacaklar. Hiç endişelenmemize gerek yok arkadaşlar. En güzel sonuçlar, en güzel sınavlar sizleri bekliyor. En iyi sınav bitmiş sınavdı. Bitti gitti kurtulduk. Şimdi en iyi tercih de bitmiş tercih olacak. Tercihlerimizi bitirdikten sonra da sonucumuzu bekleyeceğiz, tevekkül edeceğiz. Ardından da çok güzel günler bizi bekliyor. Zaten iyi liseye girmek değil, bizim gayret göstermemiz bize güzel bir gelecek hazırlayacak. Yani kalem yazmaz. Ne yazar? El yazar. Kılıç kesmez. Ne keser? El keser. Dolayısıyla iyi bir okul sizi güzel bir geleceğe taşımaz. Sizi güzel geleceğe taşıyacak olan siz kendinizsiniz. Çok kitap okuyarak, kendinizi geliştirerek, dil öğrenerek, üniversite sınavına iyi çalışarak zaten Türkiye'nin en iyi lisesinden mezun olmuş öğrencilerden bile çok daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Ödülü soruya tercihinizdeki ilk sıraya hangi liseyi koyduğunuzu merak ettik. Onları yazabilirsiniz. Başka sorularınız varsa onu yazabilirsiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.